Tukaş'la devam ediyoruz. Tukaş bu akşamın son videosu. Şimdi Tukaş'ta daha önce çizmiştik bu seviyeler, aşılması gereken seviyeler vardı. 5,61 bir prim yaptı geçen gün. Ama bu bize bir şeyin değiştiğini henüz maalesef göstermiyor. Onu söyleyeyim yani. İyi bir şey var, evet. 8 üstel 8 üstüne çıktı. Ama üstel 8 artık o kadar mumların içine yapıştı ki, öyle söyleyeyim yani, artık içinden geçiyor. %1,5-2 harekette üstüne çıkabileceği belliydi. RSI biraz hızlıca böyle 46'ya geldi. Tabii %5 bir prim RSI biraz oynatır. 20 günün, yani 8,83'tü 20 gün seviyesi, kapanış 8,85, 2 kuruşla üstüne çıktı. Yani üstüne çıkması iyidir, onu bir söyleyeyim size. Ne kadar olsa bir ortalamayı kırmak hayırlı bir şeydir. Ama önemli olan da tabii onun üstünde durabilmesidir. Yani ne takip edilir? Şuradaki 8,83'teki 20 günlük üstel ortalamanın üstünde çıkıp orada kalıcı olması takip edilmeli burada. Eğer orada kalıcı olarak durabilirse hareketlerine, yani 9 lira civarında başlarsa devam etmeye, o zaman şurada bir ara bir direnç var, 9,38'de döneriz, oraya bakarız. Şimdi olumsuz bir şey tabii dead cross, daha önceki videoda söyledim, büyük ihtimal uzun vade düşüşleri ifade eder. İlle de öyle olacak diye bir şey yok. Şöyle ki dalmalar çıkmalar olur. Geri doğru var mı burada? Vardır. Şurada var mesela. Şuradan gösterebilirim. Yani dead cross oldu diye öldük bittik diye de bir şey yok. Onu da bir göstereyim de. Şöyle. Mesela burada dalmış, ondan sonra tekrar çıkmış falan. Yani o arada 2.30'dan 1.58'e gelmiş fiyat. Yani sert bir hareketle, şunu bir büyüteyim. Sert bir hareketle tekrar şuradaki ortalamalar değişebilir de tabii, ama kağıtta burada hızlıca bir düşüş olduğu için, yani sarı olan 50 günlüğün bu kadar sert düşmesi normal. Sonuçta 50 günün içine artık burası da girmeye başladı. Yarın bir gün bunların ikisi uzadıkça daha birbirine yanaşacaktır. Seviyeler yukarıda, ha şey demiştik yani, 20'nin üstünde kalırsa, şuradaki aradaki 9.35'teki direnci de kırarsa, o zaman işte şu yukarıda 9.80, 9.82 konuşmaya başlanır, ama henüz çok erken. Burada bir hani şurası bir daralan bir alan. Buranın kırıldığına dair de şu anda bir veri elimizde mevcut değil. Yani bunu çizersek böyle bir aşağı yönlü bir kanal, kanaldan öte hatta şöyle ters megafon gibi bir şey de çizeriz. Şöyle tam oturtamadım ama şöyle alırsak, hani böyle ters megafon gibi bir şey çizeriz. Henüz bu buranın bozulduğuna dair dediğim gibi bir belirti yok. MACD'ye bakalım. Orada bir yukarı hareket işareti var tabi. Artık bu kadar, o kadar çok yan gitti ki 12.26'da bir alı vermiş. O da fiyat 9 liradayken, gördüğünüz gibi bakın MACD içinde çok güzel bir eğitim şeyi gibi, grafiği gibi. Şurada 8.90'larda al vermiş. Vermiş ama işte kendi kendine vermiş alı. Ancak 8.85, yani bekleyip alsaydınız zarardaydınız. Onu açık söyleyeyim. Bunun dışında tabii bilanço dönemindeyiz. Onu da söyleyeyim. Yani pozitif gelecek bir bilanço. En azından bu kağıdı darmadağın eden günlerden sonra iyi bir haber olur. Bir negatif pozitif tutarsızlık göstergeler de yok. Onu da söyleyeyim. Dikkat çeken. Bir formasyon da şey, yani şöyle, şu uzun mum aslında bir formasyon çubuğudur. Onu da söyleyeyim hadi videoyu bitirmeden. Burada bir formasyon var. Yok değil. Ya fakat şimdi şey çok Tukaş çok çalkantılı bir kağıt. Öyle söyleyeyim. Yani bak, bakın bu hep söylerim. Patron tekniği bozar. Yani bu kağıdın patronu kim şu anda bilmiyorum.
Ama formasyonlara %100 güvenmek, yani formasyona zaten %100 güvenilir değildir. Bir de bu tarz artık birilerinin, artık kimin eline geçtiyse, birilerinin elinde olan bir kağıtta daha da zordur. Ha, şuradaki uzun mu? Bakın, bütün düşüş şeyini kapatıyor. Yani şu siyahların hepsini içine alıyor. Eğer bunu bir güne indirirsek, bu 1, 2, 3, 4, 5, hatta bakın haftalık bakayım şey çıkacak burada. Asılı adam çıkacak haftalıkta büyük ihtimal. Bir bakayım. Çok büyük ihtimal. Evet, gördüğünüz gibi bir asılı adam çıkıyor. Şimdi bu nedir? Bu formasyon bir yükseliş formasyonudur. Yani düşen bir trendin en altında görünen formasyondur, öyle söyleyeyim size. Düşen trendin en altında bu gözükür ve kağıt oradan sonra yön değiştirir. Normali böyle. Yani aslında böyle konuşmak istemiyorum. Sonra %100 olurmuş gibi algılanıyor. Bakın, uyarıyorum. %100 böyle olur diye bir şey yok. Ama iyi olan bir şey var. Yani şuradaki formasyon haftalıkta, ki ben günlükte dediğiniz gibi fark edip de size söylüyorum böyle bir formasyon olduğunu, iyidir derim. Ama şeyi görmek lazım. Önümüzdeki günleri görmek lazım ve 20 gün üstelinin üstünde kaldığını görmek lazım. Tukaş için söyleyeceğim, dikkat çekeceğim başka bir konu şu anda yok. Umarım bu formasyon, umuyorum yani, öyle olur demiyorum. 20 gün üstünün önünde üstünde bir adım atar ve 9.30'un kırılmasını tetikler, ki kırılırsa o zaman gerçekten trendin değişebileceğine dair belki şeyimiz olur. Ha, şurada var, bakın bir asıl adam. Bu aslında asıl adam değil de bunun adı başka. Yani aynı formasyon da, bu normalde kırmızı yani siyah, öyle söyleyeyim. Olmuş mu? Olmamış. Onu da gösteriyorum. Tutmuş mu? Tutmamış. Yani her zaman tutacak diye de bir şey yok. Bunu da bilgi olarak göstereyim. Hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim.